Ne oldu? E para çekmeyecek misin? Kart yok ki. Banka kartın yok mu? Ya bankayla çok işin olmayınca banka kartın da olmuyor Halil. Dur. Ne yapıyorsun? Cama girecektin ya. Gel, geç. O parayı da cebine koy. Ortalık tekin değil. Tamam. Sağ ol bizim evlat. Sen de sağ ol. Vallahi ben 3-5 kuruş vardır zannediyordum bankada da bayağı 1700 lira para çıktı ya, iyi mi? Tamam işte ben onun üstünü tamamlayayım. Esin, lütfen bak yine aynı konuya gelme ya. Aa. Amca, geçmiş olsun, ne oldu? Beni dövüp paramı alıp çalıp kaçtılar. Bütün emekli maaşım gitti. Ne tarafa gittiler amca? Şurada köşeye döndüler ama çoktan kaçıp gitmişlerdir. Ben yine bir şansımı deneyeceğim. Sen amcayla ilgili. Tamam, dikkat et. Ah amca ya. Al amca. 1410 lira. Sağ olasın evladım. Allah razı olsun senden. Sen de sağ ol amca. Şevkat, ben biraz yaralarına baktım ama hastaneye götürmemiz lazım. İyi dedin. Amca kalk bir hastaneye gidelim hadi. Hiç gerek yok be evladım. Ya olur mu amca? Çok fena hırpalamışlar. Bir gidelim gel. Dura bak. Dur, tamam Esin ben. Şu tarafa geçeyim mi ben? Dur. Araba şurada zaten, şey yaparız hemen. Ya Allah'tan ciddi bir şey yokmuş amcanın ya. Ya o kadar dayağı bir yerinin kırılmaması mucize vallahi. Hayır ebe vicdansızlar. 77 yaşındaki adamın parasını alıyorsun hadi de. Böyle dayak atmak niye ya? Ne oldu? Sen neden arayıp amcanın maaşının ne kadar olduğunu sordun? Ya işte hani hırsız bu hani paraların hepsini birden alma... Şevkat, biliyorsun ki hiç yalan söyleyemiyorsun. Sana razı olmuşlar tabii. Yani dışında hemen gitmemek lazım, şüphelenirler. Biraz oyalanayım ben. Hah. Alo? Ha, Esin. Ben adamı yakaladım. Ha, bak Şevkat adamları bulmuş amca. Ha şey bir amcaya emekli maaşını sorsana kaç paraymış. Hani adam sağına soluna saklamış olmasın başka para. Emekli maaşın ne kadarmış? 1410 lira. 1410 liraymış. Aha tamam. Tamam o iyi. Tamam o zaman tamam. Hadi ben geliyorum hadi. Burada hiç onluk yok. Şimdi 20'lik götürsek de şüphelenecek bunlar. Dayı be. Pardon. 2 onluğum var mı ya? Bir bakayım. Yakalayamadın değil mi adamları? Amcanın maaşını da kendi parandan verdin. Ne yapayım? Yani gittiğimde çoktan arazi olmuştu adamlar. Sen de biz anlamayalım diye orada öyle oyalandın sonra geldin. Ha, bravo. Ya Sherlock Holmes. Ya senin bu kadar çok paraya ihtiyacın varken elindeki bütün parayı amcaya verdin. Ya zaten o para benim borcun kovuğuna yetmezdi. Ama bak amca için ne kadar önemliymiş ki demek ki ya. Adam çok sevindi, gözleri falan parladı ya. Sen benim hayatımda olduğun için, ben sana sahip olduğum için o kadar şanslıyım ki. Keşke senden daha fazla olsa. Bu memlekette senden daha fazla lazım. Bu memlekette benden çok var zaten Esin. Sadece... Nasıl biri olduklarını unuttular. O gündelik hırslarından silkindiklerinde tekrar güzel bir insan olarak uyanacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.